Hepinize merhaba Bungalım. Gördüğünüz gibi bir günlüğüne diş doktoru oldum. Eğer kuaför videomu izlediyseniz biliyorsunuz bir günlüğüne kuaför oldum videosu çekmiştim. Şu an diş doktoru olduğum için çok telaşlanıyor olabilirsiniz. Çünkü o kuaför videosunda neler olmuştu neler. Ama merak etmeyin, daha sakin olmaya çalışacağım. Öncelikle bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Fikirlerinizi, isteklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz kuklarım. Şimdi videoya geçelim. Kimse yok mu? Buradayım hanımefendi, hoş geldiniz. Merhaba, oğlumun dişi çok ağrıyor da gördüğünüz gibi suratından da belli oluyor. Hemen bir diş tedavisi lazım. Ne yaparsanız ya, kanal tedavisi falan. Hanımefendi otursun, oğlunuz zaten karar verirsiniz. Şöyle alalım. Nereye? Şöyle geçelim lütfen birlikte. Şimdi burada oğlunuz oturacak. Ben de ağzına bakacağım, tamam mı? Oğlum oturacaksın, tamam mı? Otur buraya. Hayır, oturmam ben. Oturmazsan bakamam sana ama. Lütfen otur oraya. Hayır, hiçbir yere oturmam ben. Beni buraya niye getirdin bilmiyorum. Oğlum gitme oğlum, nereye kaçıyorsun? Bu çocuğu tutar mısınız lütfen? Çocuğunuzu tutun. Oğlum dur. Oğlum gitme oralara. Allah'ım çattık ne? Hep böyle mi hastalar gelir ya? Anne! Anne bak! Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Anne bak, buraya fare koymuş ağzıma. Benim de ağzıma fare koyacak. Fare! Aa, doktor hanım, yani burada farenin ne işi var? Yani çocukları korkutuyorsunuz. Ha, seni de ağzına fare koyacağım. Seni de gel gel sen gel sen. Anne ne diyor bu ya? Elin ağzındaki yılanı sokacağım ağzına, yılanı. Ne biçim konuşuyorsunuz siz benim çocuğumla? Hayır yani, eğlenceli olsun diye öyle söyledim. Anne, ağzıma yılanı sokacakmış. Anne. Doktorum, işinizi yapacak mısınız? Çocuğum daha çok korktu şu an yani. Tamam gel gel, yani hiç korkutmayacağım seni. Bak elmas da var yani, bak. Bak burada elmas da var. Yani sadece bak, senin ağzına bundan takacağım. Bu çok güzel bir şey, şekerli. Hadi gel. Anne elmas iyi bir şeyse gidelim. Tabii oğlum, güzel bir şey. Bir de gerçekse neden olmasın yani. Gidelim, sen gel gel. Gidelim oğlum. Tamam geçin böyle, bak. Sen otur tatlım buraya. Ben sana bakacağım şimdi. Anne ne yapıyorsun ya? Ha, oturdum oldu mu? Şimdi bak, bu elması şöyle kenara bırakıyorum. Orada kalsın. Ben önce ağzına bakacağım. Sonra elması koyarız. Tamam mı? Ay, tamam ama acıtmayacaksın. Tamam mı? Yoksa seni döverim. Bir kere benimle düzgün konuş. Düzgün konuş. Ha, tabii tabii. Acıtmayacağım. Neyse, ne oluyor? Bir şey mi oluyor yani burada? Ha, yok hiçbir şey olmuyor. Biz çok iyi anlaştık. Hı, seni anneme söylerim. Söyleyeceğim. Biraz daha devam etsen. Kes sesini. Hadi bakalım. Aç ağzını çocuğum. Açmam. Açmam ağzımı. Açmam. Ne yapacağım, ağzını kapalıyacağım? Aç. Aç bakayım şunu. Aç bak. Işık geliyor bak. Gel. Ha, aç sen ağzını. Işıkları da açtım. Işık geldi. Işık geldi. Bu ne? Tepedeki ne? Bana doğru inen şey ne? Onun ağzına bakacağım. Sen bir aç ağzını. Allah aşkına aç. Ne kadar uğraştırdın beni ya. Hanımefendi siz de şöyle oturabilirsiniz. Tamam. Sağ olun. Bak annen gibi aç ağzını yavrum, aç bakayım. Tamam be, ağzıma yılan sokma da elmas sok. Annem iyi bir şey dedi. Aferin sana ama bağırma, tamam mı? Öyle dur. Ne bağırmayacağım be, ağzım böyle mi kalacak benim? Kalk öyle, bir şey olmaz. Ben şimdi sana çok güzel şey yapacağım. Tedavi yapacağım, tedavi. Biraz seni yükseltelim şöyle. Heh, rahat mısın? Rahatım. Şimdi birkaç alet almam lazım. Sen bakma ama, tamam mı? Hani ben bakmıyorum, bakacağım ya. Ne yapacaksın bana? Bir şey yok oğlum, bir şey yok. Merak etme, doktor işini bilir. Ha, bilirim, pek bilmiyorum da neyse, halledeceğiz bir şekilde. Şimdi elime işte ne alayım bilmiyorum. Şu gideyim, şurada fırça vardı. Bu çocuğun dişte ağzı kokuyor valla. Küçücük çocuksun, ağzın kokar mı be? Anca bu diş fırçası yarar sana. Şimdi dişlerini birazcık şöyle bir fırçalayalım. Bu ne doktor hanım yani? Ne bu böyle? Benim çocuğumun ağzı bile sığmaz bu.
Çocuğunuzun dişlerinizi fırçalasaydınız birazcık. Kaç yaşına gelmiş yani? Bebekken ilk defa ağzı kokan çocuk gördüm be. Anca bununla fırçalanır ağzı. Bunu mu sokacaksınız gerçekten çocuğumun ağzına? Evet, ben bilirim. Karışmayın lütfen. Peki, tamam, öyle olsun. Aç bakayım ağzını. Oh! Aa, ne yaptın? Ağzım büyüdü. Ağzım yırtıldı lan. Ne yaptın? Ne yaptın? Bir şey olmaz. Aç fırçalasaydın dişini. Aa, neyse, yeter bu kadar. Seni çekemeyeceğim. Bunu koyalım buraya. Şimdi başka işler var. Böyle olacaksa yapmayalım yani. Yok. Bitti yani. En acılısı oydu. Yani sen şimdi gör. Şimdi çocuk, neler yapacağız bu çocuğa? Elimize bir şey almamız lazım. Şunu alayım. Valla pamuklarım hangisi işe yarıyor ben pek bilmiyorum. İğne yapalım önce şu çocuğa bir tane iğne. Şöyle bir maske taksam mı? Göremiyorum çünkü çocuğun ağzı kokuyor. Koklamaktan, ağzının kokusundan şey yapamadım. Heh, gel şimdi. Çocuğum aç ağzını, öyle kal, tamam mı? Öyle kalman lazım, yoksa çok yanlış şeyler olur. Ağzını da görelim buradan. Bakın çocuğunuzun ağzı burada. Aa, ne güzelmiş, çocuğumun ağzı, ben doğurdum. Aynı benim doğurduğum gibi çok güzel bir ağız yani. Haha hanımefendi, haha. Siz doğurdunuz ya böyle zaten. Bir de fırçalasaydınız ağzı kokuyor bebeğin. Bir yaşındaki çocuğun ağzı mı kokar? Ya, bir yaşında değil ama siz bilirsiniz. Aç bakayım. Çok güzel oldu. Aferin sana. Ne yapıyorsun lan? Hani acıtmayacaktın? Bak ağzını üçüncü zamanı sokarım ha. Sus. Ne diyorsunuz doktor hanım? Azıcık kendinize gelin ya. Bu oğlumun en sevdiği oyuncağı. He, tabii annesi siz olunca en sevdiği oyuncak o olur. Ne dedim bu oğlum, anladın mı sen? Oturduğun yere bakayım. Az kaldı. Otur. Bunu bırakalım şöyle. Şunu alacağım. Bunu tak bakayım ağzına. Heh. Öyle kalman lazım şimdi, tamam mı? Hiç öyle onunla konuşamıyorum. Ne yaptın bu bana ya? Oğlum sus, ağzında şey var. Susacaksın şimdi çocuğum, susacaksın. Bir de sus yani, bir sus birazcık. Allah Allah, konuşmadan duramayan ilk defa bir çocuk görüyorum ya. Şimdi şunu alalım elimize. Doktoruz biz, beni dinleyeceksiniz. Aç ağzını. Konuşabilsem çok şey anlatacağım da. Çocuğum şimdi sana bir şey vereceğim, bunu ağzına tükür, tamam mı? Ben şimdi onu senin yüzüne tükürüm. Yüzüne ne yaptın ağzını öyle ya? Sakin ol, sakin. Bitiyor, az kaldı. Bayrağı yere düşürdü. Şarakların. Al bunu ağzına at, gargara yap, tamam mı? Ağzına çalkalayacaksın. Oğlum iç demedim. İçmedim zaten. Böyle dur, gel buraya, daha dişini çekeceğiz seni. Gel sen. Anne bırakma beni. Oğlum doktorun dişini çekmeye çalışıyor. Ne yapıyorsun sen? Dua edin bebek bu. Gel buraya. Doktor hanım, bir tek siz baş edebilirdiniz zaten bununla. Ben biliyorum çocuğumu. Otur bakayım. Otur. Ben şimdi sana göstereceğim. Sen şimdi görürsün çocuk. Çocuk mucuk dinleme. Şimdi sana göstereceğim. Hanımefendi, şimdi dişini çekeceğiz çocuğun.
Tamam, sakin tutun, tamam mı? Ben geliyorum hemen. Kerpeten şuradan dişlerini inceleyeyim biraz. Ne varmış? Onun dişine uygun bir model de yapacağız. Hangi diş çekeceğimizi belirledim. Sen şimdi kapa gözlerini tatlım. Açamıyorum zaten. Korkudan. Ne hale düşürdün beni ya. Bu çocuk da büyümüş de küçülmüş iyice. Öyle öyle sormayın, hiç sormayın. Aç bakayım ağzını. Sus sus. Sus bakayım biraz. Geliyor. Geliyor diş. Geliyor, hazır olun. Ooo. Çek. Çim. Ne yaptın bu kadın? Ben seni şimdi cumbuzla oyacağım seni. Oyacağım seni. Bak elimde dişim bak. Şere gidi kadın. Şere gidi. Ne yapıyorsun be? Peşimden gelin. Tutun oğlunuzu. Tutun şunu. Şeni var ya kadın. Şeni var ya. O diş benim için ne kadar kıymetliydi. Sen biliyor musun? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Seneye yenisi çıkar. Alın saklayın isterseniz hanımefendi, sizin olsun bu. Sen ağzına yılan sokmadığıma dua et. Seni pislik kadın. Bir daha sana gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim sana bir daha. Anne. Oğlum gel gidelim buradan. Rezil ettin beni ya. Doktorum işini yaptı. İyi bir doktor bu, iyi. Hanımefendi alın gidin bu çocuğu, gerçekten bıktım yani. Ben çok iyi davrandım ona. Çünkü çocuk yani, ama lütfen götürün, sürekli ağlayıp bağırdı falan. Anne yaran şöyle, inanma buna ya, inanma buna. Kadın benim dişimi çekti, inanabiliyor musun? Dişimi çekti ya, onun gibi sanki. Ücret ödebilir miyiz? Buyurun geçin. Burada ücret var. Bak senin ağzına fare soktum çocuk, bak fare soktum, fare. Onu senin ağzına sokacaktım, onun için hazırlamıştım. Anne ne diyor bu ya, gidelim buradan. Gidin hanımefendi, geçelim kasaya. Görüşürüz tatlış çocuk. Seni gidi tatlış çocuk. Ha, görüşmeyiz doktor hanım, görüşmeyiz. Bir daha sana gelmeyeceğim. Sen beni ağlattın. İyi günler tatlış çocuk. Oğlum bir daha bu doktora gelmez, manyak çıktı. Neyse ki annesi bir şey anlamadı.